Evet, gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bu firmaların ürünlerini karşılaştırmaya devam ediyoruz. Gökçek ve diğer firma. Gökçek ve diğer firma. Neymiş buradaki? 40 kilit. Yani at kuyruğu otu. Ekstraktı. Bizim firmanın ürününden bir çay kaşığı atıyoruz. Karıştırıyoruz. Ekstrakt hemen çözülmez. Çözülmesi biraz zaman alır. Yapış yapış oldu. Biraz zaman lazım. Evet, yavaş yavaş çözülüyor. Bir kısmı çözülmedi, üstte kalıyor. Evet, çamur gibi oluyor. Çözülmesi biraz zaman alır. Evet, bu da diğer firmanın ürünü. O. Kendi... Karıştırmayalım ya, yanlış firmanın ismini. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu da diğer firma. Maşallah maşallah. Diğer firma zaten belli, diyor ki ben nişasta doluyum diyor. Benim içimde bir şey yok diyor, yalan diyor, dolan diyor. Burada hırsızlık var diyor zaten. Renginden belli oluyor. %95 renkli madde ve boya maddesi var. Allah akıl fikir versin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Halbuki Türkiye'nin dağ taşı her tarafı at kuyruğu otu. Yani o kadar ucuz. At kuyruğu otu yetişmeyen bölge yok Türkiye'de. Taşlı, kumlu her yerde yetişir ama adam ona bile %95 nişasta ve renklendirici madde katmış. Bu Gökçek'e ait. Gökçek Talavera. Gökçek Talavera. Evet, Gökçek tadına bakalım. Hala rengi değişir çünkü burada hala çözülmeyen kısım var. Bekledikçe at çözülür, çözüldükçe rengi değişir. Bakalım ya Allah, bismillah. Güzel at kuyruğu otu tadı. Hmm. Bakalım. İçinde başka bir madde var. Tat verici, tatlandırıcı var. Tatlandırıcı var içinde. Hiç ilgisi olmayan bir şey var. Ben anlamadım. At kuyruğu, halis molüs, at kuyruğu otu, çayı gibi ekstraktı, sıvı ekstraktı. Bu ise içinde başka bir madde var, tatlandırıcı koymuş. Sanki Türkiye'de at kuyruğu otu yetişmiyor. At kuyruğu otu çok yüksek oranda silisyum içerir, silisyum. Silisyum kemikleri güçlendirir, bağ dokusunu güçlendirir, kirişleri güçlendirir. Kıkırdak yıpranmasını önler, eklem kireçlenmesini önler. At kuyruğu otu böbrekler için, idrar yolları için doğal bir antibiyotik, akciğer için eskiden vereme karşı kullanılmış. Yani çok muazzam bir bitki, mübarek bir bitki. Yani ucuz da bunun kilosu 5 lira 6 lira. Böyle 5 lira 6 lira ucuz bir bitkiyi ekstraktını yapmak yerine onu nişastayla karıştırıp satmak vicdansızlık. Sanki milyon dolar kilosu. Kilosu otun kilosu 5 lira 6 lira, ekstraktını çıkarırsın. 50 kilodan 5 kilo anca çıkar. Ya o ekstraktı da diyelim ki 250-300 lira olsun. Yani buna nişasta katılmaz ki. Neyse. Yapacak bir şey yok. At kuyruğu otu çok çok şifalı, etkili, çok güzel. Bize bir yaşlı teyzeyi getirdi. Doktor Süleyman Bey. Kendisi psikiyatrist, annesi 72 yaşlarında. Doktorlar demiş ki hem iki dizinden hem de iki kalçadan ameliyat gerekir. Kemikler erimiş. Kemiklerdeki kalsiyum o kadar düşmüş ki ağır bir darbede şunda bunda dört yerden de kırılabilir. Yani düştü, bir şey oldu vesaire vesaire. Hepsi kırılabilir. Acil ameliyat demişler. Oğlu bana geldiğinde at kuyruğu atı 40 kilit seti kullansın dedim. Kullandı, kullandı. 6 hafta sonra doktora gittiğinde kemiklere,
muayene ettiklerinde kemikleri ölçümünde kemikteki kalsiyum oranı %35'lerden %65'lere çıktı. Doktorlar o muazzam bir şey, böyle bir şey görmedik, mümkün değil. Nasıl oldu, neden oldu, niçin oldu demişler. Ama ameliyat olmasına gerek kalmadı. Çünkü çok hasta olduğu için bronşiti, astımı, alerjisi vesairesi birçok hastalığı olduğu için bayanın, yaşlı bayanın ameliyat masasında kalabilir diye ameliyat edemiyorlardı. Ameliyat edecekleri de hastalıkları, çok hastalıklar olduğu için ameliyat edemiyorlardı. Ameliyat riskini 6 haftada atlattı yani. 6 hafta sonra ameliyat olmasına gerek kalmadı çünkü kemiklerdeki yoğunluk 2 katına çıktı 6 haftada.